Kıymetli izleyiciler, yeni bir En Sağlıklı Sohbetler programı ile yine karşınızdayız. Bugünkü konuğum patoloji uzmanı Doçent Doktor Hanife Özkayalar. Hoş geldin Hanife. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İzleyicilerimiz bugün çok farklı şeyler dinleyecek bizden. Çünkü çok fazla konuşulmayan aslında ama çok tıbbın çok önemli bir konusuna değiniyoruz, branşına değiniyoruz. Aslında gizli kahramanlar. Teşekkür ederim. Klinisyenler önde hastayla yüz yüze muayenesini teşhis etmek için tetkiklerini yapan, tedavisini üstlenen kişiler ama sizlerin rolü çok daha önemli. Daha önemli demeyelim ama perde arkasında sizin işin de, kahramanlarısınız. Sizin de dediğiniz gibi gizli kahramanlarıyız. Gizli kahramanlarsınız. Ekibin bir parçasıyız. Kesinlikle. Ve bütün tıp dallarıyla. Evet. İşbirliği içerisindesiniz. Kesinlikle. Şimdi patoloji uzmanı dedik. Patoloji şöyle bilir hastalarımız, halkımız. Bir rahatsızlık durumunda vücudun herhangi bir bölgesinden bir parça alınır ve incelemeye gönderilir. Doğru. Patolojiye gönderdik. Tetkikleri bekliyoruz, rapor bekliyoruz. Nedir bu patoloji? Neler yapıyorsunuz? Bir böyle tanımlayarak, anlatarak izleyicilerimize başlayalım. Tabii ki patoloji aslında hastalık bilimi. Yani biz hastalığın adını koyan klinisyenin bize gönderdiği örnek her neyse onunla hastalığın adını her türlü ayrıntısıyla tanımlayan bilim dalıyız. Bu yüzden klinikte hastayı muayene eden ya da ameliyatını yapan cerrah hekimle arkadaşla bir arada çalışan ve hastalıkta ne olduğunu, oradaki değişimin adını tanımlayan ve tedavisi için yardımcı olup yol gösteren branşız biz. Evet, kesinlikle sizden gelen rapor doğrultusunda teşhisler konuluyor, tedaviler planlanıyor. Kesinlikle. Ve hastalar o şekilde tedavi yararlanıyor, tedavi görüyor. Peki hangi hastalıklarla ilgileniyorsunuz? Aslında her şeyle. Patoloji başlangıç olarak saçınızın telinden ayak tırnağınıza kadar vücutta, iç ve dış organlarda, yani derinizde, tırnağınızda, saçınızda ve aynı şekilde iç organlarınızda, beyin, göz, akla gelen her organda inceleme yapan bir branş. Ve bunu inceleyip bu hangi organla ilgiliyse onun hastalığını koyan bir bilim dalı. Başladığımız noktaya baktığınızda hani biz en küçük düzeyde mikroskop altında çalışıp hücre bazında hastalıkları teşhisini koyup tanısını belirtip raporlandırıyoruz ve buna bağlı olarak tedavi başlıyor. Ve bunu yaparken de dediğim gibi akla gelen her organ. Buna ilgileniyoruz ve bununla ilgilenmiyoruz diye değil. Akla gelen her türlü organda, hücre düzeyinde, vücut sıvısı düzeyinde, sürüntüde inceleme yapabiliyoruz. Vücudun her bölgesinde, evet, her organdan, dokudan, bölümünden alınan... Kazıntıdan akla gelebilecek şekilde alınan hücre bazında inceleme de yapabiliyoruz. Mikroskoplar altında özel tekniklerle, evet, konuşuyoruz, inceliyorsunuz ve klinisyenlere... Hastaların hastalığını teşhis konusunda çok önemli sonuçları, raporları sunuyorsunuz. Evet, patoloji günümüzde mutlaka diğer branşlarda olduğu gibi ilerleyen bir bilim dalıdır. Hani böyle yan dallar yapılır, şeyleri vardır, branşları vardır. Patolojide de bu tip dallar açıldı değil mi? Kesinlikle var. Eğitim sistemi olarak baktığımızda biz sitopatoloji dediğimiz, az evvel dediğim gibi hücre düzeyinde inceleme yapıp tanı konan yan dalımızın olmasıyla birlikte gelişen dünyada, gelişen bilim ışığında artık birçok şeyin genetik ve moleküler, yani hücreden de daha küçük düzeye entegre olmasıyla birlikte moleküler patoloji de çok gelişti ve özellikle kanser hastalarında ya da çeşitli bazı özel hastalık gruplarında bu moleküler düzeyde incelemeleri genetik branşıyla birlikte yaparak hastalıkların tanı koymasında çok ilerledik. Genetiğin bize katkısı göz ardı edilemeyecek kadar fazla moleküler patolojinin yanında. Ayrıca gelen organın incelenmesine göre spesifiye olmuş hekimler, yan dal branşlarımız var. Hematopatoloji var mesela. Kemik iliği, lenfoid dokuların incelenmesi, lösemi, lenfoma gibi tanıların ayrıca tanısında
çalışılan jinekolojik patolojiler var. Yani sistematik bir gruplandırmamızın yanında dediğim gibi sitopatoloji olarak yan dal tanımlaması olarak da bir yan dalımız var, hücre düzeyinde inceleme. Ama günümüzde bizim için gelişen teknolojiyle önemi göz ardı edilemeyecek kadar fazla ve bizim yanımızda olan kısım moleküler patoloji, hı hı, ve immünistokimya çalışmaları. Evet, çok önemli. Bildiğim kadarıyla mesleğe Türkiye'den geldikten sonra üniversitede devam ettin. Öyle evet, doğrudur. Kariyer de yaptın. Teşekkür ederim. Daha sonra devlet hastanesine geçtin. Evet. Biraz o süreçten bahseder misin? Adaya geldikten sonra 10 küsur yıl kadar özel bir üniversitede hem hastanesinde hem de üniversite kadrosunda hem eğitici hem de aktif doktor olarak çalıştım. Evet. 11 yılın sonunda devlette alım olunca kadro değişikliğine gittim, hı-hı, ve devlete geçtim. Süreç benim için iyi oldu. Hani evet, eğitim amacından uzaklaşmadan, belirli bir kariyerimi belirli bir noktaya geçtikten sonra, taşıdıktan sonra devlete geçtim. Devlette eksik kalmadan her türlü imkanla çalışmaya devam ediyorum. Akademik kariyerimi de farklı bir üniversitede part time olarak, evet, derslere gidiyorsun. Doçentliğini aldın, belli bir, evet, süre sonra ayrıldın, devlete girdin. Peki devletteki imkanları nasıl buldun? Güzel bir hastaneden devlete geçince, hani böyle bazen şey deriz ya, işte devleti böyle küçümser, biraz eksik, şudur budur gibi gözle bakılıyor. Böyle yanlış bir imaj var aslında seyirciler, ama değerli seyirciler de biliyorsunuz pek çok konumla burada sohbet ederken, özellikle devlet hastanesinde çalışırken ben çalışma ortamlarını, imkanlarını, hı-hı, soruyorum her branştan arkadaşlara. Şu ana kadar gerçekten ciddi eksiklikleri olan bir bölüm duymadım. Ufak tefek oluyor ama devlet en azından binamız eski dahi olsa, evet, kapasite yetersiz, yeni bir hastaneye ihtiyacımız var. Ama altyapı olarak, ekipman olarak, teknik elemanlarımız da mevcut ve cihazlarımız da mevcut. Hiçbir eksiklik görmedim. Özelden hastaneye geçerken böyle bir kaygın var mıydı? Şu anda bizim devletteki patoloji bölümümüz ne durumda? Şöyle, bilmediğim için açıkçası gideceğim yerle ilgili bir korkum vardı, ama gidip gördüğüm yer gerçekten hiçbir eksiği yok. Hı hı. Mükemmel kurulmuş bir altyapıyla, yeni model cihazlarla, yenilenen, kendini yenileyen cihazlarla, aktif çalışan ve her türlü güncel tekniği, Avrupa'da yapılan güncel tekniği adada da yapabilen bir patoloji laboratuvarımız var. Çok güzel. Yani bütün özel hastaneden devlete geçtiğin anda hiçbir eksiklik hissetmeden. Evet. Yani o konuda çok şanslıyız aslında toplum olarak. Çok güzel. Devlet olarak bir eksiğimiz yok patoloji laboratuvarı açısından. Hı-hı. Dediğim gibi olan cihazlarımızın tamamı, belirli aralıklarla bakımları olan yeni cihazlarımız da var. Belirli bir süreden sonra yenilenen cihazlar ve yenilenen cihazlarımız dünyadaki modelleri açısından iyi noktada modellerle cihazlarımızı yeniliyoruz. Evet, ada olduğumuz için bir takım tedarik sıkıntıları elbette yaşıyoruz. İşte deniz, hava, evet, şartları muhalefetinden dolayı bazen malzemelerin gelmesinde ufak tefek gecikmeler, hı-hı, oluyor. Bunu göz ardı edemeyiz, ama teknik olarak, cihaz olarak, teknisyen olarak, personelimiz açısından bu yönden şanslıyız. Yani her türlü üst düzey moleküler tekniği yapabilecek laboratuvarlarımız var. Çok güzel, çok sevindim bunu duyduğuma. Peki zaman zaman mesela doku incelemeleri oluyor. Hani ölümler veya bulunan kişilerin incelemeleri önce adli tabip tarafından. Evet. Sonra sizlere parçalar geliyor. Evet. Burada eksikliklerimiz oluyor mu? Bazen bazı doku örneklerinin Türkiye'ye gönderildiğini duyuyoruz veya farklı bir amaç için mi gönderiliyor? Konsültasyon için gönderilenler var. Histopatolojik incelemeler bizim hastanemizde, Doktor Burhan Albantoğlu Hastanesi'nde yapılıyor. Makroskopik olarak diseksiyonu, ilk teşhisini, her türlü detayını adli tabip hekim arkadaşımız, hocamız, evet, yapıyor. Ondan sonra bize gelen örnekler, biz de histopatolojik olarak dediğimiz, hani dokunun incelenmesi, ışık altı, ışık mikroskobu altında incelenecek düzeyde incelenmesi yapıyor. Bazı noktalarda toksikoloji çalışmaları için örnekler Türkiye'ye gönderiliyor adli tıp kurumlarına. Bizim, evet, toksikoloji kısmı yok ya patoloji açısından. Zaten Türkiye'de bizim, de
patolojiye değil adli tıp kurumuna gönderiliyor parça. Adli tıp kurumuna gönderiliyor. Adli tıp kurumuna. Patolojik incelenmesi yapılan örneklerden eğer Türkiye'ye gönderilecek olan varsa ikinci bir görüş alınması için konsültasyon amacıyla gönderiliyor. Genelde çok sık başımıza gelmiyor. Rastladığımız bir prosedür değil ama hani daimi olarak adli tıp kurumlarının materyal sayısı bizden fazla olduğu için bu tarz örneklerin bir üst merkeze danışılması patoloji için aslında garipsenecek bir durum değil. Değil. Çünkü zaten genelde de şeydir bu durumlarda yaşadığımız bu durumlar adli vakalar olur. Evet. Bunun netleşmesi adına daha doğru karar verilmesi adına. Çok sık yaşamıyoruz ama dediğimiz gibi yani bu tarz bir talebi de karşılaştığımızda garipsemiyoruz. Çünkü dediğim gibi farklı bir görüş. Bu şey gibi hani bir poliklinikte bir pediatriste gittiğinizde ikinci bir pediatristten görüş almak gibi. Bir patoloğun görüşünü aldıktan sonra ikinci bir patologdan görüş aldığınızda bir üst merkeze başvurmak çok normal doğaldır, karşılanıyor. Çok doğaldır. Aynen yani öyle. Zaten dönem dönem bütün bilim dallarımızda konsültasyon başvuruyoruz yani. Bu bizim kabul ettiğimiz ve mutlu olduğumuz bir şey. Çünkü bizim de kendimizi verifiye etmemiz, kontrol etmemiz açısından iyi bir şey. Doğrudur. Bir yerde yaptığınız işin doğru olduğunu teyitleşmek açısından. Teyit ediyor. Evet. Güzel. Peki çok bütün tıbbın bütün dallarıyla çalışıyorsunuz, ilgilisiniz. Dediğimiz gibi vücudun her bölgesi, her dokudan, her organdan parçalarla çalışıyorsunuz. Alınan parçalar patolojide incelenirken, hani bazen duyarız ya işte 3 günde çıkar, 5 gün, 7 gün, 15 gün. Bu süre neye bağlıdır? Bazen hastalar şikayet ediyor mu bilmiyorum. Siz şimdi ediyor. Değil mi? Yani evet. Neden çıkmadı sonucum? Kaç gün geçti? Farklı teknikler, farklı işlemler kesinlikle herhalde. Dolayısıyla farklı olabilir süreleri. Bir laboratuvar branşı gibi düşündükleri için bizi hani bir biyokimya, mikrobiyoloji gibi cihazlar bazında çalışan bir branş olarak düşünüldüğümüz için patoloji olarak daha hızlı sonuç bekleniyor. Fakat birebir hekimin en ufak incelenmesinden teknisyenle birlikte çalışıp bir tanı verme süreci olduğu için maalesef bizde her şey otomatikman bir 24 saat sonrasından başlıyor. Çünkü bizim fiksasyon dediğimiz dokuların tespit için geçen bir süresi var. Ondan sonra o dokuların mikroskop altında incelenebilmesi için bir teknik süreç var ki o 1,5 güne yansıyor. Her şey tamamlandığında teknik kısım tamamlanıp bir tıp doktoru patoloji uzman ekibinin parçayı inceleyebileceği noktaya geldiğimizde zaten vakanın laboratuvara girişinden itibaren 2,5 gün geçmiş oluyor. Biz yani 3. günde vakayla karşılaşıyoruz. Eğer herhangi ek bir inceleme istemiyor ise vaka aynı gün bakılıp raporlanabiliyor. O 3 gün o ama bizim immünistokimya ve histokimya dediğimiz ileri tekniklerimiz var. Moleküler patolojinin bir alt basamağı gibi düşündüğümüzde. Evet. Bu immünistokimya ve histokimya teknikleri birinci bakıdan sonra dokunun hücre düzeyinde ayrıştırılması için, tiplendirmesi için kullanılan, bazen kanser hastalarında tedavinin şekillenmesi için ilaçların kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için yapılan bir teknik ve bu teknik 12-15 saat gibi bir cihazla çalışıp sonuçlandırılıyor. İşte dokunun incelenmesi, bizim mikrotom dediğimiz bir cihazda mumsu bloklara gömüyoruz biz dokuları. Evet. Çünkü onun kesilip immünistokimyasal olarak hücre yüzeyindeki reseptörlerin tespitiyle yani o moleküllerin tespitiyle onların kimyasal tepkimeye girmesi 12-15 saatla bir inkübasyon süresi var ve otomatikman bu da bir gün zaten erteliyor. Üçüncü gün size geliyor. Bu sistem bu uygulamalarla birlikte tekniklerle 5. günü bulduk. Aynen öyle. Bu sefer haklı olarak kişilerin ben de patoloji sonucu bekledim. Benim için de zor bir süreçti. Evet. Kişiler bekledikçe gerginlik ve talep artıyor ama normal prosedürde işlediğimiz zaman işlemleri ardı ardına ve ardışık yapıldığı zaman maalesef süre 3 ile 5 gün en temel süremiz oluyor. En kısa. Mesela bir boya yetmiyor. İkinci tur immünistokimya yapmak zorunda kalıyoruz. Bu 2 gün daha eklemek demek.
Aynen öyle. Bu daha da uzamasına neden oluyor maalesef. Kesinlikle. Bir de ben şeye şahit oldum. Hastanede çalıştığım dönemde patolojiyle sık sık görüşürdüm arkadaşlarla. Siz çalışırsınız, incelersiniz dokuyu ama emin olmak adına bir de arkadaşını çağırır. Şuna bir desem bak evet. dersiniz. Yani tek göz değil iki kişi. Dört gözle bakılsın böyle. Konsültasyon, kurum içi konsültasyon. Diye. Aynen öyle. Bir de o var tabii. Evet. Emin olmak lazım sonuçta. Çünkü hani az evvel konuştuğumuz şey aslında patoloji saç telinden tırnağa kadar bütün organları inceliyor. Herkesin ilgisini çeken, iyi olduğu bir konu muhakkak vardır. Her şeyi bilmemiz gerekli. O yüzden herkesin farklı bir gözle bakış açısı evet. hastalığa farklı bir yorum katıyor. Kesinlikle. O dediğiniz kurum içi konsültasyon bizim için çok değerli. Evet. Aslında bütün branşlarda önemli. Evet. Yani tabii ki. Bizde de var, farklı bölümlerde de var. Şüpheye düştüğünüz anda ikinci bir görüş, yine aynı bölümden, aynı işi yapan uzmandan bir görüş daha her zaman için yararlıdır. Peki hastalıklara göre ne diyebiliriz Hanife? Mesela şu grup şu hastalıklarda işte 5 gün veya 1 haftayla sonuçlanabilir. Şu hastalıklarda bu 10 günü bulabilir, 15 günü bulabilir. Böyle bir bilgilendirme yapabiliriz. Kaba taslak, İzleyenler, kaba taslak bir ayrım olsun. Yapabiliyoruz. Tabii ki hiçbir şey kesin kalemle, cetvelle çizilmiş çizgilerle tanımlanmıyor evet. ama kaba taslak mesela bir jinekolojik sitoloji dediğimiz güncel başarısı göz ardı edilemeyecek kadar iyi servikal simir tarama testleri genellikle 3 gün içerisinde, 2-3 günü, 3-3 gün içerisinde raporluyoruz. Evet. Raporlanması gerekiyor. Evet. Diğer işte gastrointestinal sistemden alınan küçük endoskopik biyopsiler eğer ek bir problemi yoksa, hani ek bir problem derken işte malignite kuşkusu, kanser kuşkusu yoksa, bir iltihabi durum nedeniyle örneklendiyse 3 ile 5 gün arasında örneklenirken evet. ama olay malignite, kanser ayırıcı sanısına girdiği zaman maalesef süre uzuyor. Ve işte bu 7. gün, 9. gün süreçlerine giriyoruz. Çünkü dediğim gibi immünistokimya dediğimiz ek tetkikle çalışmaya başlıyoruz. Evet. Ve o 2 günü artıyor. Tabii ki her immünistokimya yaptığımız hastalık kanserdir demek değil. Bazı iyi huylu hastalıkların da kanserden ayrımında ya da hani spesifik tanısının konmasında immünistokimya ve histokimya gibi özel teknikleri kullanıyoruz. Ama genellikle sürecin uzadığı hastalıklar daha spesifiye edilmiş, daha detaylandırılması gereken hastalıklar. Hı hı. Mesela bir karaciğer biyopsisi gibi, bir meme biyopsisi evet. gibi, bir beyin biyopsisi gibi vakalarda süreçlerimiz daha uzuyor. Ya da büyük cerrahi işlemlerde, örneğin bir bilinen tanısı sonucunda işte bağırsağın bir kısmının çıkartıldığı cerrahi rezeksiyon dediğimiz kolektomi gibi işte ya da rahmin çıkartılması, midenin ya da memenin çıkartılması büyük rezeksiyon materyallerinde. Orada süreç daha da uzuyor çünkü teknikle ilgili bizim fiksasyon dediğimiz dokuları korumak adına yaptığımız kimyasal bir işlem var. Belirli bir solüsyonda 24 saat beklemesi gerekiyor. Eğer doku küçükse bu bekleme 5 ile 8 saat arasında yeterli olurken, yani gün içinde yeterli olurken, bu tarz büyük materyallerde, örneğin bir mastektomi gibi, memenin total eksizyonu gibi bir materyalde ya da midenin tamamen çıkartıldığı durumlar gibi materyallerde, maalesef doku büyük olduğu için her yerinin fikse olabilmesi için o bir gece overnight dediğimiz hani bir gün aslında gibi oluyor. İşte mesela pazartesi günü öğlen ameliyat bitiyor, patoloji laboratuvarına teslim ediliyor. Fiksasyon süresi pazartesi öğlen başlıyor gibi düşündüğünüzde salı günü örnekliyoruz. Fazladan bir gün beklemek zorunda evet. kalıyoruz bu durumda. Bu süreçler hani sonucun çalışılmasından önce teknik kısımla ilgili bekleme sürelerimizin de eklendiği vakalarımız mevcut. Bu da çok doğal tabii ki. Evet. Şunu söylemek sorayım. Şimdi hastalarımız endişe edebilir tabii ki. Muayeneye gitti. Hekim evet. bir yerden şüphelendi ve parçalı patolojiye göndermemiz gerekir dedi. Bu her zaman kötüye giden bir ifade değildir. Bir kere bunu izleyicilerimize söyleyelim değil mi? Yani tabii patolojiye ki. İncelemeye gidiyorsa doku bunun ardından hep kötü
kötü sonuç söylemiyoruz. Söylemiyoruz. İlla ki de o amaçla gönderilmiş değildir. Kesinlikle. O teşhis koymak için de gönderilmiş normal, değildir. Normal basit bir iltihabi prosedürün bile patolojik incelemesi yapar. Bizim okulda ilk öğrendiğimiz şeydir sizin de hocam. Yani örnek, vücuttan çıkan her doku, her örnek, sıvı da olsa, sürüntü de olsa, doku parçası da olsa patoloji laboratuvarına teslim edilmek zorundadır incelensin diye. Evet. Yani her patolojiye giden sonuçtan bir kanser haberi alacağız tedirginliği olmaması gerek. Olmaz. Bizim demek istediğimiz ne olduğunu bilelim. Belki farklı bir değişiklik vardır. Bundan sonraki takip sıklığınız değişir. Evet. Kanserin öncüsüdür. Erken tanısını koruruz ve siz daha sık takibe giderken hiçbir zaman kanser olmazsınız. Kesinlikle. Ya da belki basit bir iltihaptır, bir bakteri üreyecektir. Mide biyopsilerinde çok sık karşılaştığımız şey. Gastrit şikayeti vardır, yanması vardır, reflüs şikayeti vardır. Bir endoskopik biyopsi alınır, küçük bir bakteri üreyecektir. Ona bağlı olarak antibiyotik tedavisiyle rahatlayacaksınızdır. O yüzden biyopsi alınıyordur. Kesinlikle. Her sonuç, patolojiye giden her materyalin sonucu kanser ya da kötü gelmiyor. Tabii ki kişiler haklı olarak dediğim gibi patoloji kelimesini duydukları anda bir an bir korkuyorlar. Kesinlikle evet, ama yani gönderilme sebebi kanser teşhisi için değil. Yok. Kesinlikle. Her türlü rahatsızlığın nedenini öğrenip. Evet. Mesela düzenli olarak tarama programları var. Meme sağlığı için yapılıyor, rahim ağzı kanserleri için taramalar var ve simir, servikovajinal sitoloji dediğimiz simir yapılıyor ve dünyada başarısı kabul edilmiş, çok başarılı sonuçlar olan bir şey ve temelinde aslında sitopatoloji, patolojinin bir yan dalı yatıyor. Hücreyi rahim ağzından topluyorlar, bir lamaya yiyorsunuz, boyuyorsunuz ve inceliyorsunuz. Çok basit, basic bir yöntem ve başarısı çok iyi. Çok basit ama çok ucuz ve etkili bir yöntemle başarılısı çok basit. Ama tarama testi, toplumu taramak için kullanılan bir test. Ama patolojiyle birlikte çalışıyor. Bir tüp kan almakla aynı şey. Ama sadece dediğim gibi sonucu 3 gün geç çıktığı için, anında sonuç vermedikleri için biraz tedirginlik oluyor. Ama dediğim gibi yani bu tarz toplan şeylerde, örneklerde panik olmadan normal rutin işleyişte her şeyin tam yapılmasını beklemek en önemli kısım aslında. Evet, hiç panik olmayalım. Evet. Patolojiye gitti parçanın sonucunu bekliyoruz demek kötü bir şey değil sevgili izleyiciler. Şunu aklıma geldi sohbet ederken, büyük kesitlerde örnekler alınıyor. Bu örnek sayısı da vakaya göre değişebiliyor. Kesinlikle. Anlık örnek sayıları inceleniyor. Örnek alımı da çok önemli değil mi? Yani size gönderilen parçanın doğru yerden alınması lazım. Veya sizin bir standardınız var mı? Patolojide şu örnekler alınacaksa standardınız budur. Bu şekilde, bu büyüklükte, bu kadar sayıda parça alınması gerekir diye. Var. Ona göre de sonuçlarını verelim. Bizim dünyada kabul gören guideline dediğimiz kılavuzlarımız var. Ve bu kılavuzlara göre örnekleme yapılıyor. Tabii ki gelen materyalin cinsi, şekli birçok şeyi belirliyor. Mesela az evvel bahsettiğimiz gibi gastrointestinal sistemden yapılan küçük endoskopik biyopsi dediğimiz endoskopik işlemle alınan küçük örneklerin tamamını örnekliyoruz. Evet. Ama tamamen çıkartılmış bir meme rezeksiyon materyalinin ya da mide rezeksiyon materyalinin dünya kabul gören kılavuzlarda tanımlanmış örnekleme yöntemleri var. Ve ona göre örnekliyoruz. Yani bizim için önemli olan farklı alanı örneklemek. Evet. Çünkü olan bir değişiklik var ve bu değişiklik bir hastalığa neden oldu. Ve o yüzden o materyal bizim önümüzde. Tabii ki cerrah çıkartırken belirli bir miktarda sağlam alanla birlikte çıkartıyor. Ve onu belirli aralıklarla dilimliyoruz. Bütün alanlarını inceleyebilelim diye boyutuna göre örnekleme sayımız değişiyor. Genellikle her boyut için aldığımız bir örnekleme miktarı var. Örneklemenin dediğim gibi normal rakamını alsanız bile son kesitinizde, son kestiğiniz alanda bir farklılık gördüğünüzde onu da örnekliyorsunuz. Yani ben 10 kaset alacaktım, aldım 10 parça alacaktım, aldım 11. de farklı bir alan gördüm, almamak gibi bir söz konumuz yok. Yok. Yani bizim için önemli olan o gelen materyaldeki değişikliğin örneklenmesi. Ama dediğim gibi birçok materyalin zaten
cerrahın ya da kadın doğum uzmanının ya da işte ne bileyim kulak burun boğaz uzmanı doktor arkadaşlarımızın gönderdiği materyallerin çoğunu örnekliyoruz. Tamamını örnekliyoruz. Yani eğer bize bir idrar kabığı içerisinde bir materyal gönderildiyse örnekleniyor. Çünkü dokunun tamamen değişikliğinin tamamını görmemiz gereken şeyler var ve o göz ardı edilemeyecek şekilde örnekleniyor. Evet. Bazı durumlarda bu örneği alan farklı branşlardaki arkadaşlarımız, operatör arkadaşlar bunu yaparken onlar da zaten bu işin farkında ve nereden örnek alacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla evet, o şekilde işlem yapılıp sizin önünüze gelir. Peki eksik olup da tekrarlanmasını istediğiniz durum olur mu? Şöyle, önce biz kendi elimizdeki materyalden yeniden örnekleme yaparız. Hı-hı. Elimizde materyal kaldıysa yeniden örnekleme evet, yaparız. Ona bağlı olarak cerrahla ya da örneklemeyi yapan doktor arkadaşla konuşuruz. Hani biz bunları gördük. Eğer beklentiniz farklı bir şeyse, çünkü her doktor patolojiye materyali gönderirken istem kağıdı dediğimiz bir ön kağıtla belgeyle bize yolluyor. Ya sisteme yazıyor, el yazısıyla yazıyor. İşte bu hastanın adının, kimlik numarasının, protokol numarasının olduğu, hangi organdan aldığını, hangi yöntemle aldığını yazdığı. Evet. Ve klinikte muayene varsa, klinikte muayene ettiği hastanın evet, o hastalığa dair şüphesinin ne olduğu ve ön tanısına dair bir bilgilendirme formu doldurup bize yolluyor. Ve bu yüzden hani karşımızdaki hekim arkadaşın kim olduğunu biliyoruz adı yazdığı için. Tabii hastalığa ki dair, hastaya dair beklentisinin ne olduğunu biliyoruz. Bu noktada da doktorun beklentisiyle, yani onun ön tanısıyla bizimkinin uyuşmadığı durumlarda yeniden örnekleme istediğimiz vakada oluyor. Yani biz bunu gördük, bunlar raporladık ama size uymuyorsa hastayı kontrol edin ve gerekirse yeniden biyopsi alın ibaresini yazdığımız raporlarımız var. Ya da kurum içi konsültasyonlarla hani bir farklı görüş var mı diye vakayı tartıştıktan sonra bu ibareyi koyduğumuz hastalarımız da tabii ki var. Olabilir, doğrudur. Yani bir şüpheyle alınmış bir parçadan beklediği sonuç gelmiyorsa sizden ama kendisi yaptığı muayene, tetkik ve operasyon esnasında gözüyle gördüğü belirli evet, değişikliklerden dolayı da huzursuz ve rahatsızsa tekrar örnek alabilir. Evet. Emin olmak adına. Bu, veya siz farklı hekimlerden de konsültasyonla. Tabii yapabilir ki. Çünkü elinizde biliyorum gelen örnekler incelemeyi yapacak kadar yeterli, hatta bir miktar da kalıyor. Şöyle, az önce söylediğin gibi eksik bir durumda tekrar kesit alabiliyoruz. Kesit alıp bakabiliyorsun. Bu bizim tekniğimizin güzel yanı aslında. Çünkü hı-hı, bizde materyal geldiği zaman biz bu materyali bir süre az evvel dediğim gibi fikse ediyoruz, tespit ediyoruz. Sonra bir cihazdan geçip çeşitli kimyasallarla çalışılıyor. Daha sonra mum bloklar dediğimiz mum bloklara gömüyoruz. Ve bu mum blokları 3 ile 4 mikron kalınlığında, yani milimetrenin binde biri kalınlığında incecik kesitler kesiyoruz. Ve biz bu kesitler boyandıktan sonra inceleniyor. Bu dediğiniz, bu noktada bizim için saklanabilir şekilde dokuyu saklıyoruz. Evet. O yeniden kesit alıp incelenmesi ya da farklı bir merkeze gidilecekse farklı bir merkezde o bloktan yeniden kesit alıp inceleyebiliyor. Hı hı. Günümüzde materyalleri bu şekilde bloklar halinde muhafaza etmemizin özellikle kanser hastalarında şöyle bir artısı oldu bizim için. Gelişen moleküler tekniklerde materyalinden mesela 5 yıl önce ameliyat edilmiş hasta blokları saklı muhafaza duruyor. O bloklardan alınıp genetik olarak izolasyon yapılıp, yani hücre ayrıştırılıp DNA, RNA ayrıştırılıp mutasyon tespit edilebiliyor ve buna bağlı olarak yeni güncel ilaçların uygulanabilirliği ya da uygulanamazlığı ortaya çıkıyor. O yüzden bizim o bloklarla saklamamız hem kurum içi konsültasyon, kurum dışı konsültasyon hem de ileri teknolojide hastanın sağlığı için önemli bir nokta. Evet, kesinlikle. Peki yaptığınız çalışmaları sınıflandırma veya adlandırma, böyle gruplandırma var mı? Yani bu testtir, bu testtir, bu testtir, bunlar yapılıyor diye seyircilerimizin anlayabilmesi adına böyle bir şey yapabilir miyiz? Şöyle. Patolojide yapılan hangi testleri yaparsınız desem?
biz anlaşılmayacak. Yani olunca hemogram ya da tam kan sayımı ya da biyokimya testleri gibi spesifik testlerin tanımlandığı bir branşımız yok ama yan dal ve detaylandırma açısından baktığımızda biz sitopatoloji ve patoloji, immünistokimya yapabiliyoruz. Evet. Sitopatoloji dediğimiz şey hücrelerin ya bir enjektör yardımıyla toplanıp lama yayılması ya da vücutta biriken sıvıların lama yayılıp hücre düzeyinde incelenmesidir. İşte mesela tiroidden ince iğne aspirasyon yapıldığında bu patolojiye ait bir incelemedir. Ya da akciğerde sıvı birikti. İşte karında sıvı birikti, boşaltılıp incelendi. Bunlar bizim sitopatoloji bölümümüzün konularıdır. Testlere baktığımızda, patolojik testler incelemesini olarak baktığımızda biz cerrahi patoloji bir bilim dalıyız ve vücuttan endoskopik biyopsi dediğimiz fiber optik cihazlarla kavitesi olan organlardan alınan küçük biyopsilerin, tabii ki kavitesi olan yani lümenli içi boş organlar diye kastettiklerimiz mide, bağırsak, nefes borusu, ağız boşluğu, mide, mesane, bunların hepsi sayılıyor. Uterus gibi organlardan alınan küçük biyopsiler, deriden alınan punch biyopsi, lezyonun tamamen çıkartılması esasına dayanan biyopsi. Bunlar hematopatolojiyle ilgili olarak kemik iliği biyopsileri, lenf bezi biyopsileri ve büyük cerrahi radikal işlemler denen testlerin tamamını yapabiliyoruz. Birinci basamak incelemelerden sonra ikinci basamak incelemelerde işte histokimya ve immünistokimya ve moleküler patoloji kısmı devreye giriyor. Onları da yapabiliyoruz ama onlar genellikle patoloğun öngörüsü doğrultusunda ilerleyip tamamlanan prosedürler. Diğer birinci basamak işlemlerde dışarıdan bir hekim arkadaşımızın bize bir dokuyu konsülte etmesiyle başlıyor her şey. Bu işte endoskopik biyopsiyi göndermesiyle bunun incelemesi bize cerrahın elindeki materyali konsülte etmesi aslında ya da pap simir testi alırken simir tarama testi alan bir jinekolog arkadaşın servikovajinal bölgeyi rahim ağzını incelemek için yaptığı bir talep ve onun karşılığı ama onun üst düzey incelemeye geçip geçmeyeceği patolojinin ve patoloji uzmanının verdiği karar doğrultusunda oluyor. Bu kararı siz veriyorsunuz evet. Ve incelemeye devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Daha ayrıntılı bir şekilde sonuç almak için. Peki yine böyle hoşlanmadığımız sona doğru geliyoruz. Çok güzel bilgiler verdin bize. Sağ olasın, ağzına sağlık. Bizi korkutan şu kanser olayında, kanser genetiğinde özel çalışmalar var. Bahsettin aslında konunun programımızın başında. Bu konuyla ilgili patoloji olarak nasıl çalışmalarınız var, neler yapıyorsunuz? Bir kere şunu sorayım, servisiniz yoğun mu? Bizim servisimiz... Nüfusumuz çünkü çok arttı. Çok arttı. Bütün klinikler, poliklinikler yoğun, servisler yoğun. Dolayısıyla ona paralel olarak sizin de yükünüz artmıştır diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz. Bir de kozmopolit bir toplumumuz gereği ve bu kozmopolitin çeşitli coğrafyalardan gelen kişilerin materyalleri önümüzde. Farklılıklar görebiliyoruz. Evet. Çeşitli hastalıklar görüyoruz. Daha önce görmediğimiz hastalıkları mesela... İşte tüberküloz gibi bizim için hani eradike olmuş hastalıklar sınıfında aynen. olan hastalıkların numunelerini farklı coğrafyalardan gelen vatandaş kişiler sayesinde karşılaşabiliyoruz. Bunlar karşılaşabildiğimiz şeyler. Coğrafya olarak bir ada ülkesi olmamıza rağmen kanser, malign tümör açısından baktığımızda çeşitliliğimiz gerçekten fazla. Ve buna bağlı olarak iş yükümüz, gelen materyal sayımız gayet yerinde ve başarılı bir rakamlarda. Hani dışarıda bir rakamlarla ilgili konuştuğumuz zaman küçük bir coğrafyasınız, nüfusunuz belirli bir sınırda vaka çeşitliliğiniz ne kadardır ki sorusunun yanıtı evet. Biz küçük bir adayız belki. Nüfusumuz arttıkça vaka sayımız ciddi kesinlikle. Oranda artıyor nüfusta ve vaka çeşitliliğimiz artıyor. Vaka çeşitliliğimiz de artıyor. Evet. Ona paralel yoğunluğunuz da artıyor. Artıyor. Evet. Yetiyor mu uzmanlarımızın sayısı? Tabii ki yoğun çalışan bir bölümüz. Bu göz ardı edilemez. Şu an aktif çalışan 6 hekimiz Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde. Bir hekim arkadaşımız da Mausa Devlet Hastanesi'nde var. Devlet kadrosunda toplam 7 hekimiz. 7 tane. Yani yetiyor mu sorusu göreceli bir soru bence. Aynen. Daha fazla hekim arkadaşımız olsa farklı görüş olur. Tabii ki bu istediğimiz ve
umduğumuz bir şey. Şu evet. an yükü kaldırabiliyor muyuz? Evet, çalışıyoruz ve yetiştiriyoruz vakalarımızı. Şu ana kadar bir geri dönüş almadı, sıkıldı. Sonra günlerde, dönemlerde tabii oluyor. Ki. Magosa ve Lefkoşa'da var. Lefkoşa yoğunlukta olmak üzere. Diğer mesela örneğin Girne'de hastanemiz de yetersiz. Güzelyurt bölgesinde zaten doğru düz bir hastanemiz yok ama Girne'de olsa iyi olur mu? Şöyle, yoksa... patoloji aslında tek merkezle çalışıp devamını sağlayabilecek bir branş. Çünkü bizde materyal geliyor ve bir gün bekleyip çalışıyorsunuz. Sadece bizim frozen dediğimiz intraoperatif konsültasyon, cerrah ameliyatı yaparken o anda tanı vermemizi gerektiren bir prosedürümüz var. Evet. Bizim tek acil çalışmamız gereken, materyal çalışmamız gereken nokta o. Evet. Ve merkezlerde bu sağlandığı takdirde full kapasiteli bir patoloji laboratuvarına ihtiyaç göreceli bir şey. Hı. Çoğu büyük merkezlerde, periferde, yani daha küçük hastaneler dediğim daha doğrusu, patoloji laboratuvarı yoktur. Tek bir merkezde toplar materyali. Cerrah çıkartır, kapların içine koyar, etiketler ve diğer patoloji laboratuvarının olduğu merkeze gönderir. Ve küçük yerlerdekini kapatıp daha büyük merkezlere lokalize etmeye çalışıyorlar artık çalışan sistemlerde. O yüzden hani Girne'de ya da Güzelyurt'ta olması, böyle bir yatırımın ülke ekonomisine kar zarar oranının da hesaplanması lazım. Değerlendirilmesi lazım. Ne kadar hasta gelecek, evet. ne kadar materyal gelecek. Tek önemi var. Az önce söylediğin gibi operasyon esnasında alınan parçanın değerlendirilmesi. Değerlendirilip operatörün de ona o noktada da ameliyathanede bir frozen ünitesi kurulduğu takdirde ve ameliyata frozen ihtiyacı varsa, olacaksa, ameliyat için frozen ihtiyacı var ise, önceden hekim haber verdirilirse, örneğin hangi ameliyatlarda frozen'ı kullanıyoruz? Mesela meme kanser cerrahisinde koltuk altındaki lenf bezlerinin işaretlenip işte kanser hücrelerinin oraya gitmesi, gidip gitmediğinin tespiti, ki bu sentinel örnekleme dediğimiz işlem. Bu tarz örneklerde frozen işlemini kullanıyoruz. İntraoperatif konsültasyonu kullanıyoruz. Bu tarz ameliyatlar zaten ameliyat listeleri hazırlanırken bir gün, iki gün önceden belli olan ameliyatlar. Yani son dakika, işte ben ameliyata girdim, bir farklılık var, buna frozen istiyorum talebi. Çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Değildir. O yüzden hani söylediğin gibi özellikle ameliyatlarsa zaten önceden haberdar. Periferdeki hekim arkadaşlar da bunu merkeze yönlendiriyordur. Yok, belki periferdeki arkadaşlar da yapabilir. Ama dediğim gibi orada küçük bir frozen ünitesiyle bu sorun çözülür. Çünkü aktif çalışan her şeyi tam bir patoloji laboratuvarı, iyi bir yatırım yapılması gereken bir şey. Yani hani birçok merkeze kurmak yerine tek bir merkezdekini bir üst seviyeye taşımak belki de daha doğru bir yatırım olabilir belki. Kesinlikle. Yani sadece frozen yapabilecek bir altyapı oluşturmak. Diğer hastanelerimizde de o bahsettiğimiz türde ameliyatları gönül rahatlığıyla yapılabilecek duruma getiriyor. Güzel. Peki şeyden tamamlayalım bu kanser konusunu. Kanser genetiğinde, genetiğiyle ilgili özel çalışmalar vardır. Neler yapıyorsunuz? Sizi en çok zamanınızı alan üzerinde çalıştığınız konu mu yoksa? Şöyle, aslında evet, en meşakkatli kısmımız. Çünkü kanser bir organ için önemli, bir kişi için önemli. Çünkü bir organıyla alakalı ve bir noktadan sonra hayatı tehdit eden bir serüvene neden olabiliyor. O yüzden korkutucu. Aslında kanserlerin çeşitliliklerine göre değişebiliyor hastalığın gidişi ve seyri. Evet. Bu noktada da patolojinin katkısı çok önemli. Çünkü biz bir hastanın raporunu yazarken kansere ait bütün prognostik, yani hastalığın gidişine dair ipucu olacak parametreleri, ölçütleri patoloji raporuna yazıyoruz. Ve işte her şeyiyle birlikte değerlendirilmesi gerekir noktası bu noktada. Moleküler ve genetik kısmı o yüzden önem kazanıyor. Biz bu noktada Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde
genetikle birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Yani kanserin tanısını evet biz koyuyoruz. Rapor yazıyoruz, her şeyi hazırlıyoruz. İmmünhistokimyayla ilgili yapılması gereken kısımları yapıyoruz ki bu küçümsenemeyecek kadar belirgin bir kısım. Özellikle yeni gelişen immünoterapi gibi hedefe yönelik ilaç tedavisinde, ilaçların tespitinde immünhistokimyasal olarak pozitiflik, yani o moleküllerin olmasının tanısını yine patoloji olarak biz koyuyoruz. Genetik olarak DNA ve RNA işlenmesini, yani hücrenin hı hı. genetiğine inip hücreden onların izole edilip mutasyon dediğimiz o genetik koddaki değişikliklerin tespitini genetik bölümü yapıyor. Patoloji olarak günümüzde ve değişen birçok dünya gündeminde, birçok dünya hastanesinde aslında moleküler olarak kanser genetiği, kanser genetiğinin çalışma kısmı patolojinin alt dalı. Bir patoloji laboratuvarı ünitesi içerisinde olması lazım. Fakat günümüzde bizim ülkemiz için koşullandırılan şekil genetikle koordineli çalışma şeklinde ilerliyoruz. Genetik laboratuvarımız genetik ayrı. Laboratuvarımız ayrı. Örnek bizde tanımlanıyor, bizde tespit ediliyor. Kesitleri ve örnek numuneleri bizde ayrıştırılıp genetik laboratuvarına yollanılıyor. Orada işte PCR ya da New Generation Sequencing hangi tekniği kullanılacaksa ve DNA izolasyonu yapılacaksa buna bağlı olarak genetik laboratuvarının öngörüsünde devam ediyor. Evet. Bizim şu anki katkımız daha minimalize. Evet. Ama dediğim gibi gelişen dünyada ve gelişen patolojide moleküler patoloji bir yan dal olarak varlığını kanıtlıyor ve artık patolojinin içerisine devam etmesi bekleniyor ki benim de devam eden bir moleküler patoloji doktora eğitimim de var. Öyle mi? Evet. Demek ki yan dalda da ayrı bir uzmanlık çalışmasına başladınız. O çabalıyorum diyelim, inşallah olacak. Tamamlandırsa. Başlamışsanız olacak, bitecek, başaracaksınız. Evet, çok güzel. Demek ki ülkemizde en büyük hastanemiz Nalbantoğlu'nda. Evet. Hiçbir eksiğimiz yok patoloji açısından. Evet. Serviste her türlü incelemeyi yapabilecek düzeydeyiz. Yoğun çalışıyorsunuz ama ihtiyaçları karşılayacak bir yapı söz konusu. Bir altyapımız var. Sağlam bir altyapımız var. Dediğim gibi gündemi takip edip yenilenen cihazlarla devir daim sağlanıyor. Bir takım tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz ama teknik malzeme sıkıntısı yaşıyoruz ama. Malzeme olabilir her zaman. Malzeme sıkıntısı ben onu adada ve birçok şeyin yurt dışından getiriliyor olmasına bağlıyorum çoğunlukla. Yani hani Türkiye içerisinde olsak belki daha kolay tedarik sıkıntısı olan yerlerde yaşanıyorlar çünkü, ama bizim ada olduğu için bir deniz aşırı transfer sıkıntımız var. Çok konuda oluyor bu dönem dönem. Yani evet, ada ülkesiyiz, transferi zor. Bazen de ham madde eksikliğinden dolayı evet. ihtiyacımız olan testler, kitler, ürünler, malzemeler tedarik edilemiyor, gecikmeler yaşayabiliyor. Avrupa'dan gelmediği için evet, her şeyi evet. Türkiye üzerinden aldığımız için bir takım gecikmeler yaşıyoruz. Sıkıntıları yaşıyoruz ama her şeye rağmen yeterince de bence hizmet verebilecek kapasitedeyiz patoloji olarak da. Evet, güzel bir sohbet oldu Hanife. Programın sonuna yaklaştık. Son 1-2 dakikamız var. İzleyicilerimize benim unuttuğum, senin aklında olan, iletmek istediğin mesaj veya bir şey varsa. Sizin unuttuğunuz demeyelim ama tekrar etmek açısından patolojinin korkutucu yanının biz de farkındayız. Olabildiğince bekletmeden doğru sonuç vermeye çabalıyoruz ve emek veriyoruz bu konuda. Ama bunu yaparken belirli güne, süreye ihtiyacımız var. Yani hani bazı teknik detaylar için beklediğimizi unutmayalım. Ve bu anksiyete, gerginlik yaratmasın kimse de. Haklılar. Kesinlikle ben bu konuda anlayış gösteriyorum. Haklılar. Evet. Sabırlı olalım demek evet. ki. Yani bugün kanımı verdim, yarın sonuç çıkacakmış gibi bir durum değildir. Patoloji kesinlikle değil. Öyle değil. Kesinlikle çok hassas çalışılması gereken bir bölüm. Örneklemeden tutun da o tekniklerin sırayla dediğimiz gibi, yani 3. gün, 4. gün evet. denemeye başlayabiliyorsunuz.
ve bazı durumlarda da bu süreç uzayabiliyor. O yüzden sabırla bekleyelim. Evet. Doktorumuzu tedirgin etmeyelim, haciz etmeyelim. Hasta olarak bizler de rahat olalım, bekleyelim. Yani dediğimiz gibi patolojiye gönderilen her örnekten kötü bir beklentimiz yok. Evet. Kesinlikle. Bunu bir kere unutmayalım. Hatta istatistiklere baktığımızda iyi sonuç verdiğimiz hasta sayısı bizim daha fazla. Çok daha fazla. Ama kötüyle anılıyoruz gibi. Maalesef öyle. Yani öyle yerleşik bir korkumuz var. Örnek aldık, bir patolojiye gönderelim. Sonuç gelsin, konuşuruz dendi mi hasta bitti. Evet. O sonuç gelene kadar uykular kaçıyor. Uykular kaçıyor. Huzursuzluk yaşanıyor aile içinde ama olmayalım. Pozitif olalım sevgili izleyiciler. Süreç uzun çünkü. Çünkü verilen karar, rapor hekim açısından çok değerli. Onu yorumlayıp tedavisine ve yapılacak olan operasyonlara karar verilecek. Dolayısıyla sabredelim. Çünkü belirli bir süre, belirli bir teknik var uygulanması gereken. Evet. Yani nasıl diyelim, daha basit bir şekilde fırına bir yemek koyduğunuzda onun için süre 45 dakikaysa 45 dakika hesap ediyoruz. Evet. Onu yarım saatte çıkaralım yiyelim diyemiyoruz. Çok güzel bir örnek. Sabırla bekleyelim. Evet, sabırla sabrımızı kaybetmememiz çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir sohbet oldu. Benim için de çok teşekkür ederim. Hem patoloji uzmanı olarak çalışmaya hem üniversitede ders vermeye devam. İnşallah. Doktoranda da başarılar diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah onu da bitirirsin bir yan dalda, ayrı bir uzmanlık olarak, uzman olarak da tekrar bir sohbette buluşuruz. Mutlu olurum, şeref duyarım hocam. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Evet sevgili izleyiciler, bir sağlıklı sohbetler programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.